Alim Işık, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 100 projemizin toplu açılış devlet büyüklerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz dedi. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Mışık, 29 Ekim 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında 100 projeyi görkemli bir tören ile açmayı planladıklarını belirtti. Kütahya'nın coğrafi olarak büyük bir potansiyel barındırmasının yanı sıra birçok değeri de sahip olduğunu ifade eden Profesör Doktor Ali Mışık, Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim 2023 tarihinde 100 proje tamamlayacaklarını belirtti. Kütahya'nın potansiyeli büyük. Tamamladıkları yüz projeyi görkemli bir tören ile açmayı planladıklarına değinen Başkan Işık, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra özlediğimiz ve bugüne kadar yaşanmamış ilkleri yaşatmayı çok önemsiyoruz. Çünkü bu şehir gerek bulunduğu coğrafi konum nedeniyle, gerekse sahip olduğu değerler ile çok büyük bir potansiyele sahip. Bu şehir kültür ve sanat şehri. Bu şehir dünyada başka şehirlere sahip sahip olmayan üstünlüklere sahip dedi. 30'un üzerinde maden çeşidiyle dünya bor rezervlerinin tek başına yarısından fazlasının Kütahya'da bulunduğunu vurgulayan Alim Işık. Yine birçok ünlü bu şehirden çıkmış dedi. Sanatçılardan görüş alındı. Vazo Kule projesinin Kütahya'yı dünya kentleri listesine sokacağını savunan Başkan Işık, proje hakkındaki anket sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Vazo Kule projesinde Kütahya'nın UNESCO tescilli, yaşayan insan hazinesi ödülüne sahip sanatçılarının da görüşlerini aldıklarını dile getiren Işık, Beğenilen model üzerinden detaylı projeler yapılacak. 2021 yılında temeli atarak Allah nasip ederse de 29 Ekim 2023 tarihinde yeni cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında tamamlamış. 100 projemizin toplu açılış törenini yine devlet büyüklerimizi davet ederek gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu şehir artık eski alışkanlıklarını ve buradan bir şey olmaz Tahya'dan bir şey olmaz. Kütahyalı'dan bir şey olmaz gibi sözleri geride bıraktı. Bu şehirde her şey olacak. Bu şehrin değerleri, gençleri, çocukları inanıyorum ki şehrimize daha da çok değer katacak dedi.